Kardeşler, çocuk yetiştirirken, öğrenci yetiştirirken bu iyi işler listesine önem vermek zorundayız. Çocuklarımız, talebelerimiz bizi İslam deyince sadece namaz, sadece hac, sadece Ramazan'da zekat vermekten ibaret bir İslam'ı savunduğumuzu zannetmesinler. En başta, en önce çocuklarımız, onları Allah'ın rızasını kazanmak için doyurduğumuzu görmelidirler. Bu oyuncağı bana niye aldın baba? Henüz karne almadık dediğinde Allah beni sevsin diye sana aldım yavrum demeliyiz. Eğitim budur. Böylece çocuk ona gelen oyuncağı da Allah'tan bilsin. O da Allah için vermeyi öğrenmiş olsun. Eşler birbirlerinin gönüllerini yaparken Allah için yapmalıdırlar. Hem Allah onların arasındaki sevgiyi, merhameti geliştirir, hem de boşuna yapmış olmazlar. Zira bir kadına 70 sene ipekten koltuklar üzerinde imkanlar sunsan, bir defa da istediği mendili almasan sana diyeceği sözü peygamber söylemiştir. Senden ne hayır gördüm ki zaten? Diyeceği budur. Aynı nankörlük peygamberin ağzından çıkmasa da erkekte de vardır. 30 sene 40 sene tutuşmuş şehvetini söndürdüğün halde bir defa senin isteğin 10 dakika gecikti diye ikinci kadından başka çaresi yok bu işin diyen erkek de o adamdır. Aynı nankörlük erkeğin kanında da vardır. Ama kadın unutur, erkek unutur, Allah unutmaz.